Dışarıdaki olaylar, insanlar ya da haberler eğer seni çok fazla etkiliyorsa, çok fazla içeride duygularını dalgalandırıp senin hayatında olumsuz etkiler meydana getiriyorsa demek ki sen kendi merkezinde değilsin ve dışarıdaki insanlara kendi enerjilerini emrettirip kullandırıyorsun. Şimdi bunun çareleri var, yöntemleri var. Bu durumu düzeltebilir, dönüştürebilir ve kendi merkezine gelip kendi merkezinden hayatı ve dünyayı yeniden güncelleyebilirsin. Bazı ortamlara girersin. Sadece olumsuz konuşan insanlar etrafına üşüşebilir. Sadece kötü olaylardan, kötü gelecekten ve sadece sanki dünyada kötü şeyler varmış gibi kendi iç karartılarını sana aktarmaya çalışabilirler. Onlar çünkü bu durumu başkalarına aktararak kendilerini temizlemeye çalışıyor ya da kendi dünyalarında bunları tekrar tekrar yaratmak istiyor olabilirler. Bu gibi kişilerden öncelikle hemen uzağa kaç. Bazı insanlar vardır. Sürekli yaşadıkları eski olumsuzlukları başka insanlara aktarıp tekrar tekrar anlatarak kendileri o tekrar döngülerini yaşamak isterlerken çevrelerine de bunu paylaşıp onların da aynı kaderi yaşaması için bazı çalışmalar yaparlar. Bunları gördün, bunları da ya sustur ya uzağa kaç. Fakat sen de eğer bir ihtiyaçtan dolayı buraya çekiliyorsan, senin de o kaderi, o hayatı yaşamayla ilgili bir talebin olabilir. Bazı insanlar vardır. Girdikleri ortamda kendi negatif enerjileriyle, negatif, olumsuz düşünceleriyle etrafa olumsuz yayınlar yapabilirler. Gördüğünü sadece fikir, düşünceyle ilgili değil, bu İçerideki duygu ve düşüncelerin aura dediğimiz bedensel duygusal titreşimlerimizin dış enerji alanlarımıza yayılan frekanslarının da aktarıldığı yerler vardır. Bu kişilerle de mekanlarınızı mümkün oldukça paylaşmamaya özen gösterin. Fakat öyle ortam oldu. Bu kişilerle bir arada bulunacaksınız. Ya da kaçış yok. O anda bir toplantı ya da bir işten dolayı yakın olmak durumundasınız. Zaten kendi bedeninizi bu durumda bıraktığınızda bedeninizin göreceksiniz ki o kişiler karşısında hemen bazı kilitleme operasyonları yapmaya başlamış. Yani elleri kitlemiş, kollarınızı kitlemiş, ayaklarınızı kitlemiş, bu kişilerle ilgili mesafeler almış, ayağınızı ters yöne atmış, sırtınızı dönmüş gibi hissetmeniz çok normaldir. Bunlar aslında bilerek ya da bilmeden yaptığınız korunma yöntemleridir ama size bir tane daha özel bir korunma sistemi göstereceğiz ki girdiğiniz ortama daha girmeden bunu yapın ve önlemlerinizi alın. Bazen öyle durumlar vardır ki etrafınızda hastalığıyla, acınma duygularıyla ya da aşırı fedakarlık ya da kurban rolüyle de sizi enerjilerinizi emip yönetmeye kalkan insanlar olabilir. Aciz ile aciz durumda olma haliyle seni vicdan sömürüsüyle de enerjini emmek isteyen insanlar olabilir. Bunların her bir tanesine sen kımıldadığın her türlü durumda kendi merkezinden kımıldayıp onlara hesapta yardım edecek gibi bir acıma haline girdiğinde aslında kendi alanını terk etmişsin demektir. Ve kendi alanını terk ettiğin her türlü durumda ya da başka bir insanın, başka bir varlığın tekamülüne, onun bulunduğu yerden bakmaya, hele ki bu empati zannettiğin bir olayla yapmaya başladığın anda o kişinin kaderiyle ortaklık kurmaya başlayabilirsin. Çünkü her birimiz kendi hayatımızı, kendi kaderimizi, ifadelerimizi tam ihtiyacımıza uygun olarak zaten yaratmaktayız. Her birimize bu yetki verildi. O zaman herhangi bir insanın kendi hayatını, kendi kaderini seçme hakkına karşı eğer bir müdahalede bulunuyorsak, o bulunduğumuz müdahale kadar sorumluluk ve yük almak durumunda kalabiliriz. Onun için tabii ki yardımlaşacağız. Fakat bu yardımlaşmanın ya da o anda bir enerji alışverişi olacaksa bile kendi alanımızı koruyarak o kişiye talebi kadar, talep ettiği kadarını vererek orada olmak durumundayız. Yok eğer kendi alanımızı terk edip o kişiye kendimizden fazladan kendi enerjimizle yani hayati şartlarımızı gerçekleştirebileceğimiz yerden
kendimizle bir fedakarlık yaparak vermeye kalktığımız zamandaysa sistem bize verdiği, bizim kendi kullanımımız için verdiği hakkımızı ve enerjimizi başkalarına saçtığımız için kendi kul hakkımızı yeme muamelesi yapar. Onun için öncelikle kendi kul hakkımızı doğru şekilde muhafaza edip ama bunun dışında da tabii ki bizden bir talep geldiğinde orada olmamız çok önemlidir. Çünkü yardımlaşma ve paylaşmayla gerçekten biz daha zenginleşiriz. Fakat yaptığımız yardım başkasına değil kendimize fayda içindir. Çünkü biz şunu biliriz ki zaten her birimizin bir sahibi vardır. O sahibi her birimizin isteğini ve dileğini karşılayacak yetkiye ve güce zaten sahiptir. Biz sadece aracı olabiliriz. Eğer bunu, bu aracılığı, aracı değil de ben yapıyorum zannederek yapan her kişi kendi merkezinden kımıldadığı için işte enerjilerini de başka insanlara emdirmek durumunda kalır. Şimdi diyelim ki bir ortama giriyorsunuz ve o ortamın içerisinde olumsuz bazı durumlar olduğunu biliyorsunuz. Yani çok hoşlanmadığınız ama mecbur kaldığınız bir ziyaretiniz var. Ki aslında bu bile sizin içeriden bir talebinizle gerçekleşmektedir ama yine de biz bununla ilgili bir önlem paketi size sunalım. Bilin ki düşünceniz ve imajinasyonlarınız çok güçlü sizin araçlarınız hatta silahlarınızdır. Gözünüzü ister kapayarak eğer çok daha kendinizi güçlü hissediyorsanız gözleriniz açıkken bile kendinizi beyaz bir enerji bulutunun ya da bir kafesin içerisine alın. Enerji kafesinin içerisine bedeninizden böyle sanki beyaz ışınımlarla bu kafesi güçlendirin. Bu bir yumurta şeklinde ya da bir küre şeklinde olabilir. Bu aslında zaten mevcut olan auranızdır. Auranızın aslında çeşitli duygusal renkleri vardır ama siz bunu beyaz bir ışık şeklinde yapın. Bu beyaz ışık şeklinde yaptığınız aura enerji alanınızın enerji kafesinin içerisine dışarıdan korumalar ve güçlü kalkanlar imajinasyonunuzu oluşturun. Alnınızın içerisine lacivert bir projeksiyon ışığı ve göbeğinize de bir tane sarı güneş yapın. Sarı güneşin sizi güç kalkanı gibi dışarıdaki bu bembeyaz alanınızı güçlendirsin ve sanki bu içeriden yansıyan güç, karar ve güneşin enerjisiyle, güç şakranızın etkisiyle dışınızdaki bütün bu beyaz enerji kalkanı korumaya girsin. Güzel bir bunu kafes içerisine alın ve bu arada da lacivert ışığınızı yani görme ve görücülük, dönüşme ve dönüştürücülük merkezini içeriden bir saniyeliğine bile aktive edin. Yani gözünüzü kapatın, açın ve oluşsun. Bunun antrenmanlarını daha evvelden yapabilirsiniz. Ve o ortama, o enerji alanına girdiğinizde artık sizin kocaman bir enerji paltonuz vardır. Bununla ilgili tabii çok daha detaylı ve yoğun çalışmalar var ama pratik olarak size uygulayabilecek çok basit ve her birinizin denediğinde de kolaylıkla yapabileceği bir yöntem olarak tavsiye ediyorum. Bilelim ki her birimiz kendi merkezimize geldikçe başka insanların da kendi merkezinde olmalarına daha saygılı, daha şefkatli olacağız. Ama önce kendimize şefkatli olalım. Sevgilerimle, hoşça kalın.